inceledik. Hristiyanlık ve Yahudilik ne diyor? Şimdi Onlarda da meseleniz. aynı yani Yok, Yahudi ama Yahudilikte şimdi bir Yahudi delilik Yahudilikte meselesi var de ya. İki tane eşi var Adem'in. Enteresan bir şey o. o şöyle yani direkt Tevrat'ta değil de Yahudi mitolojilerinde, efsanelerinde geçiyor. O Lilith meselesi. Hatta o konuyla Ertan Özyiğit güzel bir araştırması var. O da anlatıyor. Yani Lilith bugün baktığınız zaman ansiklopedik bilgi olarak da vardır, literatürde vardır. Cinlerin havvası olarak geçer. Şimdi o Yahudi şeyine göre, efsanelerine göre Adem'in bir eşinden insan şeyi oldu. Lilith'ten ise ama Lilith Adem'in ayrıldığı şeytandan bu sefer çocuklar yaptı. Bu yılan soyu meselesi vardır ya hatta Evet. reptilyen meselesi falan da oraya bağlanır. O da cinlerin atasıdır. O iki eş meselesi ondan ibaret. Ama şeyde tabii Tevrat'ta da onunla ilgili açık böyle iki eş falan böyle Lilith, Havva şeklinde bir ayrım yok. Ama Yahudi şeyinde anlayışında var. Tevrat'ta İncil konusunda o konuda şeyim yani ben onları sahih kaynaklar olarak maalesef kabul edemiyorum. Yani Ama şimdi bak inananlarına enteresan tenzih söylüyorum. etmekle beraber Ama sahih kaynaklar olarak ben olur onları mu kabul abi? edemediğim Şimdi için. tamam. Ha, Yahudilikteki inanç şu. Hamza bak sen bir şey Evet. bakıyorsun Yok şu anda galiba. Tevrat'ı açtım da ona Ha, bakıyorum. Tevrat Oradan ama direkt şimdi alıntı yapmak için Adem'de de. bir Rab Tanrı doğuda Adem'de bahçe dikti. Adem'i oraya koydu. Bahçede meyveler, güzel ağaçlar. Şöyle bir ırmakların dört ırmağın akmasından bahsediliyor. Yani dört ırmağın olduğu bir bölge. İlk ırmağın adı Pişon, ikincisi Gihon'dur. Ve üçüncü ırmakla dördüncü ırmakla Dicle ve Dicle Fırat. Fırat'tır, evet. Şimdi yüzyıllarca bu insanlara anlatıldı. Yani cennet olarak anlatıldı Yahudi inancına göre. Fakat sonra tabii keşifler falan ortaya çıkınca Dicle ve Fırat var da diğer iki ırmak yok. Yani dört ırmağın olduğu bir nokta Orta Doğu'da yok. Evet. Ha şimdi bak mesela Tevrat'taki nasıl geçiyor diye soru vardı ya. Bu da direkt evrim teorisiyle hiç ilgisi yok yani. O da oturmaz. Çünkü diyor ki tekvinden okuyorum. Bab 1 numarası 26 yok. 27 evet. İnsanı kendi suretinde yarattı. Onu Allah'ın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Yani erkek ve daha sonra dişisini yarattığını söylüyor. Şimdi evrin teorisine bakarsanız erkek ve dişinin bir arada olması lazım ki çoğalsınlar, çoğalsınlar, Evet. Tevrat zaten tekamül kendi içinde gerçekleşsin. çelişkilerle dolu Ya ben bir metinler ondan bütünüdür. Yani bahsetmiyorum da yani Tevrat'tan buna zaten Tevrat'a hani göre şey sahih değil yani. Ona şey göre de değil. arayamazsınız. Yani kendi içinde bile bir söylediğini iki sayfa sonra yalanlar. Birinde işte ne bileyim Ahmet der, iki sayfa sonra Mehmet diye devam eder. O O karman çorman Tevrat'ın metinler o bütünüdür Tevrat. Yani onu Ama şimdi Tevrat tabii Babel'de yazıldığı için kelimelerin biliyorsun. manalarıyla Sümer meselesinde kalıyor. oynanarak tarif edildiği içindir o. Peki onu Farklı devam farklı edeceğiz. yazarlar Manalar, tarafından kaleme alındığı için, farklı dönemlerde farklı farklı ama yazarlar farklı tarafından kaleme dönemlerin alındığı dışında için. esası ve özü Babil'de. Babil'de de Sümer efsaneleri de girdi işin içerisine. Şimdi Sümer meselesinde de konuşalım. Çünkü orada da yaratılan bir insan ırkı mırkı konusu var. O ırk enteresan bir şey tabii. Kendine şey olsun diye.